Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Sonsuz Koşu Oyunu adlı serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle beraber bizim karakterimizin koşmasını engelleyen ve onlara çarptığımızda karakterimizi öldüren nesneyi yapacağız bu bölümde, öyle diyeyim size. Bölüme başlamadan önce şunu söyleyeyim. Eğer siz de benim gibi yeni level açtıysanız, büyük ihtimal bu editörü kapayıp açtığınızda sizi boş bir level atacaktır. Bunu çözmek için ya da düzeltmek için üst tarafta bulunan Edit, buradan Project Settings'e basıp burada Maps and Mods kısmında gördüğünüz gibi Default Maps var. Editor Startup Map ve Game Default Map var. Burada Editor Startup Map'i Level 1 seçerseniz editör açıldığında burada seçtiğiniz level açılır. Biz Level 1'i kurduğumuz için Level 1'i seçiyoruz. Bundan sonra editör her açıldığında Level 1 açılacak. Ayrıca Game Default Map ise oyunu paketledikten sonra oyunumuzun hangi levelle başlayacağını da buradan seçiyoruz arkadaşlar. Bunu kapayalım. Bu bilgi bu kadardı. Öncelikle Blueprints kısmımıza girip bir tane zemin Blueprint'e bir girelim. Hatırladığınız üzere bu zeminimiz bembeyazdı. Buna sağ taraftan bir material seçtim şu gördüğünüz kısımdan. Siz de istediğinizi seçebilirsiniz. Geldi sıra şimdi bizi öldürecek nesneyi yapmaya. Sağ tuş, buradan bir Blueprint Class ve aktör oluşturuyoruz. Bunun adını ise engel alt dire Blueprint koyuyoruz. İçine girdiğimizde Viewport kısmı gördüğünüz üzere boş. Biz şimdi hangi nesneyi seçmek istediğimizi söyleyeceğiz. Buradan bizim bir tane Static Mesh seçelim. Bunun adını da engel modeli koyalım. Burada sağ tarafta gördüğünüz üzere Static Mesh None, yani boş bir şey yok. Bunun yerine Rock koyacağız. Şu an en uygunu bu. Azıcık küçülteyim onu. Evet, gördüğünüz üzere Rock'ımızı koyduk. Şimdi bu alanda rastgele biz bunu spawnlamasını istiyoruz. O zaman Add Component'ten bir tane Box Collision koyalım ve adını Spawn Point veya Türkçe koyalım, Spawn Noktası. Spawn'ın Türkçesini tam olarak bilmiyorum, bir garip bir kelime ama neyse. Bunu az yukarı kaldırayım. Ayrıca zemin nesnesine bir Default Sigil Route'a attach yapın bunu. Bunun scale'ını 1-1-1 yapın. Unlock açık değilmiş. 1-1-1. Şu gördüğünüz Box Extend kısmından bunu şöyle istediğimiz boyutta büyütelim. Şöyle bir şey olacak. Extend azıcık büyüttük müydü? Evet, bu Z'sini 0.1 yapıp bunu böyle dibe yaklaştıralım. Evet, spawn point'imiz bu şu an. Bu construction script'e gelelim şimdi. Burası ne işe yarar? Bu gördüğünüz kısım editörde play'e basmadan önce, yani editörün içindeyken burası gene derlenir. Yani burası okunur. Burada bir şey yaptıysanız editörün içinde de derlenir. Yani illa oyuna girmenize gerek yok. Nasıl yani diyecek olursanız hemen bakalım. Burada spawn aktör yapılmıyordu. Add child aktör gibi bir şey vardı. Evet. Add child aktör component. Bizden bir relative transform ve üzerine bastığımızda sağ tarafta child aktör class yazıyor. Buradan biz engel alt dire blueprint'imizi seçelim. Ayrıca bizden transform istediği için buradan spawn noktamızı seçelim. Bir sağ tuşa basıp random point in bounding box. Bize bu lazım. Bunun için get world location origin'i, yani bizden merkez noktasını, bir de get box extent
Yani az önce belirttiğimiz genişliğini istiyor bizden. Bunu da bağlıyoruz. Return Relative Transform'u Split Scrat Pin deyip bunu Location'a bağlıyoruz. Yönü çok da önemli değil zaten. Scale Dine. Şimdi bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi rastgele bir noktada spawnladı. Bir daha compile diyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir noktaya spawnlıyor. Rastgele. Şimdi bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi böyle rastgele noktalara spawnlıyor. Gördüğünüz üzere bu taşlarımızın içinden geçebiliyoruz. İşte burada collision olayı giriyor. Collision ne demektir? Bir nesnenin dış cephesi gibi düşünün. Aslında bu taşın şu an collision yok. Bu yüzden bir dış cephesi yok. Biz bunun içinden geçebiliyoruz bu yüzden. Ama eğer biz ona bir dış cephe verirsek artık kayaların içinden geçemeyiz. Bu dış cepheyi nasıl vereceğiz peki? Onu görelim. Bunun için content'ten girmemize gerek yok hatta. Zemin blueprint'imize bir girelim. Buradan engel blueprint'e gelip şuradaki modeli şurada gördüğünüz büyüteç tuşuna basarak content browser'dan bulabiliriz. Bastık. Gördüğünüz üzere buldu. Buna çift basarak girelim. Üst taraftan bakın collision kısmı var. Buradan otomatik yani buna bir collision vermemiz versek hiçbir sıkıntı olmaz. Otomatik verelim. Bir daha uğraşmamıza hiç gerek yok. Bakın sağ tarafa böyle bir menü var. Burası collision ayarlama yeri. Buradan apply tuşuna basarak otomatik olarak kendine bir collision. Bakın dış cephe verdi kendine şu an. Bu onun dış cephesi. Bakalım şimdi geçebilecek miyiz? Evet. Gördüğünüz gibi artık geçemiyoruz. Çünkü bu taşın bir dış cephesi var. Şimdi ise sırada çarptığımız zaman bir ölme olayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden önceki bir karakterimize girelim. Blueprint'ten ana karaktere girip sağ tuşla bir Add Custom Event ekleyelim. Ve adını ölüm koyalım. Ölüm olayı olduğunda önceki bir Disable input diyelim. Çünkü bu herhangi bir tuşa basmamızı önlüyor. Yani artık öldük yani. Hiçbir tuşa basmamıza gerek kalmıyor. Buradan player controller'a get player controller diyelim. Daha sonra bir tane spawn emitter diyelim. Emitter parçacık yani particle oluyor. Buradan bakın bize bir parçacık seçimimiz istiyor. Neyi seçelim? Explosion. Klasik zaten böyle şeylere. Location ise get actor location. Yani bu aktörün konumunda. Tabii bu patlama oluyor ama bir de spawn sound diyelim. Yani bir ses çıkaralım orada. Konumu gene bu bizim aktörümüzün konumu ve sese de explosion 1 diyelim. Bakalım ne olacak şimdi. Tabii ki ölme komutunu vermedik daha. Biz sakin olmalıyız. Buradan engel modelini aşağı doğru çekip on component hit yani herhangi bir nesne çarptığında diyelim. Buradan other aktöre cache to ana karakter. Buradan da ölümü seçelim. Yani herhangi bir nesne girdiğinde giren nesne ana karakterse onu öldürür. Yani ölüm
eventini yap. Ölüm eventlerine bu. Compile ve save diyelim. Ve bakalım ne olmuş. Evet. Gördüğünüz gibi sonsuz ölüyoruz şu an. Bunun sebebi sürekli çarpıyor olmamız. Yani çarpıyor tekrar ileri gidiyor. Çarpıyor tekrar ileri gidiyor. Bu yüzden buraya bir branch koymamız lazım. Tabii iki türlü bu işi halledebiliriz. İstiyorsanız disable moment da yapabiliriz. İstiyorsanız buradan branch de koyabiliriz. Hatta biz disable moment yapalım. Bakalım ne olacak. Evet. Gördüğünüz gibi artık hiçbir şey yapamıyoruz. Öldük. Karakterimizi de istiyorsanız ragdoll denen şeyden yapalım. Yani ragdoll nedir? Simulate Physic. Bakın şimdi set simulate physic. Fizik kurallarına uygun bir şekilde simüle olmasını istiyoruz karakterimizin. Olmuyor sanırım çünkü ayarlı değil. Bu yüzden önceki karakterimize bir simüle özelliğini belirtmemiz gerekiyor. Bu yüzden mannequin ve karaktere girelim. Burada meşe. Burada fizik asset'e bir girelim. Simulate deyince hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu ayarlanmamış büyük ihtimal. Bunu sallayın. Buradan sağ tuş create ve physic asset diyelim. Buradan create and assign yani oluştur ve uygula diyelim. Ok diyelim buna. Bakın şimdi ne olacak. Gördüğünüz gibi fizik kurallarına uygun bir şekilde yere düşüyor. Bir nevi bizim şu an kullanacağımız şekilde ölüyor yani. Şimdi kendi kendine uygulandı bu zaten. O yüzden create and assign dedik. Bakalım şimdi ne oldu. Evet, karakterimiz uçtu. Sanırım collision olaylarından dolayı böyle. Ana karaktere gidip mesh'i buradan karakter mesh yerine block all dynamic diyelim. Bakalım şimdi ne olacak. Evet. Gördüğünüz gibi block all dynamic deyince fizik kurallarına uygun bir şekilde öldü. Az öncekinde düşmüyordu çünkü karakterimizin bir collision'ı yoktu. Bu yüzden kendini simüle edemez yani collision olmayan bir nesne. Bu yüzden biz her şeyi bloklamasını söyledik ona. Ve kendisi de bloklayarak yere düştü şu an. Tabii öldükten sonra bir de birkaç saniye sonra oyunumuzu tekrar başlatmamız gerekiyor yani normal olarak da. Ana menü oluşturursak ana menüye yönlendiririz. Şu anlık oyunu tekrar ettirelim. Kaç saniye sonra? 2 saniye hatta 3 saniye sonra execute console command. Bu console o editöre yani emir vermemizi sağlıyor. Bize ne emri vereceğiz? Restart level. Yani oyunu restartlasın. Tekrardan başlasın. Bakın şimdi karakterimiz öldü. Öldüğün sürük gibi yapıştı. Ve tekrar başladı. Evet. Gördüğünüz üzere gayet hoş çalışıyor. Daha sanırım bu bölümlük yapmamız gereken bir şey yoktu. Kaç dakika oldu? 15 dakika olmuş. Güzel. Bölümü bitirmeden buraları bir düzenleyelim. C tuşuna basarak buraları yoruma alabiliriz. Burası ne? Ölme olayı. Burası ne? C'ye basarak sağ ve sola dönme. Burayı ne? Dönme olayı diyelim buraya da. Şimdi öylesine isimler koyuyorum.
buralar isimlendirerek daha düzenli bir yer, yani blueprint sayfası sağlamış olursunuz ve bu da sizin sonradan işinize yarar yani. Öyle diyeyim size. Gördüğünüz gibi gayet düzenli. Buradan istiyorsanız rengini değiştirebilirsiniz. Ölme olayını siyah yapalım mesela. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.